Merhabalar, ben Doktor Fatma Özlü Akkuş. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım ve bugün size kadınlarda sık karşılaşılan bir durum olan yumurtalık hislerinden bahsetmek istiyorum. Yumurtalık hisleri, yumurtalıkta yerleşmiş olan kadınların üreme çağında sık karşılaşılan iyi huylu sıklıkla ama zaman zaman da kötü huylu olabilen içerisi sıvı dolu, boş olan kesecikler şeklinde gözükmekteler. Farklı farklı his yapıları mevcut. Ben bunlardan tek tek bahsetmeye değinmeye çalışacağım. En sık karşılaştığımız kadınlarda fonksiyonel kistler. Fonksiyonel kistler her ay yumurtlama döneminde atılan yumurtadan sonra içerisinde sıvı boşluğu oluşarak büyüyen ve kendiliğinden hiçbir tedavi vermeden bile 3 ay içerisinde bazen ilk ayda bile kendiliğinden eriyebilen, yok olabilen kistler. Sıklıkla karın ağrısı, kasık ağrısı, bazen ara kanama gibi sebeplerle hastalar jinekolojik poliklinine başvurabiliyorlar. Eğer kasık ağrısı varsa, yapılan ultrasonda da bu basit görünümdeki kistleri ayırt edebiliyoruz, basit görünümde bir kisti varsa öncelikle takip etme taraftarı oluyoruz. Eğer acil bir kanama gibi bir durum yoksa genel olarak takipte kendiliğinden eriyebilmekteler. Bir başka yumurtalık kisti ise dermoid kistler. Bunlar embriyolojik kistler. Anne karnından doğduğumuz zamandan itibaren taşıdığımız ama zaman içerisinde bir uyarıyla büyümeye başlamış, içerisinde farklı farklı dokular bulunabilen, kıl kökü, yağ, bazen diş gibi yapılar da olabilen, çok fazla büyüme potansiyeli olabilen kistler oluşuyor. Dermoid kistler de yine benzer şekilde yapılan bir ultrason muayenesiyle sıklıkla tanı konulabilmekte. Ve dermoid kistleri sapladığımız zaman bunları artık kapalı yöntemle, laparoskopik yöntemlerle çıkartabilmekteyiz. Çıkarılması önerilmekte. Çok basit tanısı olduğu için mutlaka gördüğümüz zaman tanısını koyup ve tedavisini yapmak durumunda kalıyoruz. Bir başka kist türü ise çikolata kistleri. Halk arasında en sık bilinen adıyla çikolata kistleri endometrioma. Endometrioma da endometriozis hastalığının yumurtalıkta üzerinde bulunmasıyla kistleşmiş haline diyoruz. Rahim iç tabakası duvarının yumurtalıkta kist yapısını oluşturması ve her ay düzenli adetle beraber içerine kanılmasıyla beraber ağrı, şiddetli ağrılar, yapışıklıklar yapabilen ve sonrasında hastanın çocuk isteğine bağlı olarak da bazen infertiliteye sebep olabilen biraz daha zor ve sıkıntılı bir durum. Çikolata kistlerinin tedavileri çok ayrı ayrı yapılmakta, kişiye özel olarak yapılmakta. Çoğu zaman takip denemeleri yapıyoruz, çoğu zaman takip etmeye çalışıyoruz. 3 ay, 6 ay gibi aralıklarla bazen de hormonla baskılayıcı tedaviler düzenleyebiliyoruz. Eğer bunların boyutlarında artma varsa, hastanın çocuk isteği varsa, uzun süreli çocuk isteği var ve olmuyorsa o zaman çıkartılması da önerilebiliyor. Bir başka kist türü ise hemorajik kistler. Hemorajik kistler bazen acil müdahale gerektirebilen kistler. Bunlar da yine yumurtalıkta atılmış olan bir yumurta sonrasında kistin kendi içerisinde kanaması, bazen de hatta o kanamanın dış kısmı, karın boşluğuna doğru yayılmasıyla olabilmekte. Çok ani karın ağrısı, tansiyon düşüklüğü, bayılma hissi gibi bulgularla da hastalar gelebilmekte böyle bir durumda. Onlar da duruma göre, hastanenin durumuna göre acil açık cerrah ya da kapalı cerrah gibi durumlarda yapılabilmekte ve acil kan ihtiyacı da olabilmekte. O nedenle genel olarak yumurtalık kistlerini takip ederken aciliyeti var mı, ameliyat edilmesi gerektiği yoksa sadece takip mi yapmak açısından doktorun buna karar vermesi ve şekillendirmesi gerekmekte. Eğer sizin de herhangi bir şekilde ağrı, kanama düzensizliği şikayetleriniz varsa mutlaka bir jinekoloji muayenesi olmalısınız ve bu duruma göre de kistlerin tedavisi ve takibi yapılmalı. Sağlıklı günler dilerim.